Bugün somon pastırma yapıyorum. İlk önce baharatlarımı size sayayım. Şöyle kaya tuzumuz var. Şekerimiz, esmer şekerimiz var. Karabiber, tane karabiber döveceğim daha onu. Yeni baharımız var. Kişniş tohum var. Limon, dereotu olmazsa olmaz. İllaki dereotu olacak tabii ki. İlk önce dereotumuzu doğrayalım. Şöyle. Limonumuzu sıkalım. Limon suyumuzu döküyoruz dereotuna. Şekerimizi, tuzumuzu ilk önce karıştırıyoruz. Şöyle bir iyice karıştıralım. Yeni bahardan birazcık. Çok az bir şey. Kişniş. Biraz karabiber. Bayağı bolca karabiber taneleri güzel oluyor. Hafif hafif dinleyeceğiz. Mis gibi koktu. Şimdi dereotu, limon. Bu karışımı da buna koyuyoruz. Kabuğundan da birazcık rendeleyelim. Yine tahtamı alayım. Dereotu doğramıştım. Şöyle biraz da limon kabuklarından koyacağım yine. Biraz da hardal. Kendi yaptığım hardalı biraz koyacağım. Şöyle küçük bir kaşık. Çok yakışır. Şimdi bu tamamen aslında damak tadı. Kişniş koymayabilirsiniz. Yeni bahar koymayabilirsiniz. Olmazsa olmaz. Bence dereotu, tuz ve şeker. Bir şekilde hangi baharatları seviyorsanız karıştırabilirsiniz. Şimdi sosumuzu yaptık. Somonumuzu şimdi kontrol edeceğiz. İçinde kılçık var mı? Tekrar şöyle bir bakıyoruz. Şöyle küçücük. Şeyler kalmış tabi böyle minik. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şöyle. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde saracağız. Çok sıkı bir şekilde sarmamız gerekiyor. Şimdi iyice sardık. Folyamızda
somonumuzu böyle üzerine bir ağırlık koyacağız. İlk önce şöyle bir şöyle bir tahta veya tabak da olabilir. Ağırlık bir şey bulamadım. Ben ütümü koyayım en iyisi. Böyle 3 gün bekleyecek. 3 günden sonra görüşürüz. Somon fümemizi dolabımızda 3 gün beklettik. 3 günden sonra ağırlığı üzerine alacağız. Tahtamızı da alalım. Şöyle somon fümemizi şimdi akarsuyun altında çok güzel bir şekilde yıkayacağız. Şöyle bir bakayım. Kaldırayım. Evet evet. Tam istediğim gibi olmuş. Harika. Şimdi somonumuzu akar soğuk suyun altında yıkayacağız. Şimdi somonumuzu güzelce kurulayacağız. Şöyle benim özel somon bezim. Bu sadece somon füme yapmak için kullandığım bir bez. İyice kuruluyoruz. Ben az bir şey kendi yapmış olduğum hardaldan süreceğim. Evde yapmış olduğum. Hardal. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle çok az bir şey. Böyle bir sert fırçayla sürüyoruz. Az daha yetmedi. Şöyle. Somonu kesmek için benim oğlum bana böyle bir hediye aldı. Somon bıçağı. Somon bıçağı tabii ki esnek olmalı. Dur biraz dereotu. Şöyle bolcana. Biraz da. Böyle. Bu özel bir bıçak füme için. Böyle evde yapmak tabii daha güzel oluyor. Limonu çok severiz. Şöyle dereotunu yine birkaç yere serpiştirelim. Şöyle. Şunu şöyle kaldırayım. Elimi bir hemen yıkayayım.
somon fümemiz.